Evet sevgili seyirciler, yeniden sizlerle birlikteyiz. Operatör Doktor Sayın Ahmet Özdemir ile birlikteyiz. Özel Doğu Akdeniz Hastanesi sevilen doktorlarından, Hatay'da tanınan bir isim sevgili seyirciler. Onunla programımız devam ediyor. Programı baştan beri izleyenler zaten biliyorlar. Şeker hastalığı konumuz ve şeker hastalığını bitirecek ameliyat dediğimiz, yani en azından ben öyle diyorum. Bu konuyu konuşuyoruz Sayın Ahmet Özdemir'le. Programın bu bölümünde ise hemen giriş yapıyorum. Efendim, ameliyat nasıl yapılıyor ve riskleri var mıdır? İki soru iç içe olacak ama aslında şimdi ilgili. Şöyle söyleyeyim. İsterseniz risklerden bahsedeyim kısacık. Buyurun. Ona girmeden önce. Bu ameliyatlar riski. Eşit olan, yani aynı büyüklükte olan diğer ameliyatlardan daha fazla değildir. İşte basında gün duyuyorsunuz. O beste ameliyatı öldü işte bu falan filan. Bunların haberlerinin çıkmasının nedeni çok popüler olmaları, bu ameliyatın çok popüler olmaları ve yani çok faktör var. Büyük şirketlerin şeyleri var. Bu obezite ameliyatı abi aynı zamanda şey midir? Bu mide küçültme ameliyatı. Mide küçültme ameliyatı. Yani evet aslında. Evet. Özellikle bunlarla ilgili basında bazen çok haksız yorumlar yapılıyor. Sonuç şu. Şimdi ben söylediğim metabolik ameliyatlar. Ama obeziteye daha sonra geleceğim. Metabolik ameliyatlar iki tür insanda yapılır. Daha doğru hem obezlere yapılır hem obez olmayan normal kilolu insanlara yapılır. Obez insanlara yaparken ki riskler, obez hastaların tansiyonları var, kalp problemleri var. Çoğu insan bypass yapmıştır, çoğu insan anjiyo yapmıştır. Böbrekleri çok iyi çalışmamaktadır, şu bu. Ameliyata bağlı değil, onun genel durumunun yarattığı zorluklardan dolayı riskler gelişebilir. Bu tür hastalar değil obezite ameliyatı, apendisit ameliyatı olsa bile risk altındadır. Çünkü kendisi hiçbir şey yapmasa oturduğu yerde bile bu tür aşırı obez, şekerli olan hastalar risk altındadır. Çünkü her an kalp krizine girebilir Allah korusun. Tabii ki girebilir. Aslında yapmak değil, yapmamak risktir. Ama şimdi onu göz göre göre, biraz önce söyledim, iki tane seçim var. Ya göz göre göre devam edecek bu çok yüksek riskli yaşamına veya bazı ufak tefek tabii ki risklere, diğer ameliyatlarda olduğu gibi bu ameliyatları yapacaktır. Bunun başka seçeneği yok. Seçimi kendisi yapacak. Onun adına kimse seçim yapamaz. Dolayısıyla bu ameliyatların riski diğer ameliyatlardan farklı değil. Obez olmayan hastalara bu metabolik ameliyat yaptığınız zaman risk diğer ameliyatlar gibidir. Hiçbir şey garanti değildir tıpta. Biz her zaman hastalarıma aynı cümleyi söylüyorum. Biz sağlam, dinç halimizle buradan stüdyonun dışına sağlam bir şekilde çıkabileceğimizi garanti edebiliyor muyuz? Ben bu hastayı hastalarıma soruyorum. Ayağımızın burkulmayacağı, düşmeyeceğimiz, kafamızı çarpmayacağımız, bilmem ne olmayacağını garantisini verebilir miyiz? Bu da böyle. Yani ameliyatın çeşidiyle değil, hastanın konumuyla ilgili riskler var. Hı hı. Ne riskler görülebilir? Tabii ki diğer hasta ameliyatlarda olduğu gibi kanama olabilir. Yani bir sürü şeyler gelişebilir. Ama genelde bunlar riski %1'in altındadır. %1, 2'dir, 1'in altındadır bu riskler. Diğer ameliyatlarla aynı. Hı hı. Gelelim ameliyatların nasıl yapıldığı ile ilgili. Bu ameliyatlar genelde bağırsaklara şöyle iki aşaması var. Hı hı. Birinci aşamasında midenin sol üst tarafında grelin diye bir hormon var. Bu kötü hormondur. Bu hormon şeker hastalığının ortaya çıkmasına zemin hazırlar. İnsülinlerle ilgili falan. İştah açar, deli gibi yemek yedirir. Böyle bir hormon. Bu ameliyatın ilk aşamasında bu hormon olduğu kısım, mide kısmı alınıyor. Ve mide hani serbest hayatta kullandığımız tüp mide haline getiriliyor. Fakat buradaki fark şu. Yani obeziteden farkı şu. Mideden alacağınız kısmın miktarı, genişliği kişinin kilosuna, konumuna, yaşına göre ayarlanıyor. Oysa bu ara obeziteden farkını anlatmış oluyorum. Bu ara obezitede uygulanan tüp mide ameliyatları mideyi çok küçülterek, tüp haline, buz haline getirerek hastanın daha az yemek yemesini sağlamak, artı grelinde ya o kötü hormondan uzaklaşarak etkilemektir.
Şimdi biz biraz sonra birazcık daha konuşabiliriz bunu. Ben ameliyatın birinci aşamasını söyleyeyim. Metabolik cerrahideki ameliyatın birinci aşamasını söyleyeyim. Birinci aşamada midenin bir kısmı alınır. Mide küçültülür. Ya hafif küçültülür. Fazla değil, onlar gibi değil. Bu uzaklaştırılır. Şey kilosuna göre. Tabii. Göre. Yani bununla hormonlar uzaklaşıyorsun. Aslında çok daha kontrollü bir ameliyat olmuyor mu diğer ameliyata göre? Çok daha, değil mi? Daha onu, kontrollü, onu söyleyeceğim. Daha şey. Onu söyleyeceğim. Evet. Bunu yapıyor. İkinci aşamadaysa ince bağırsaklara gidiyoruz. İnce bağırsakların son kısmına, yani iyi hormonların salgılandığı kısma gidiyoruz. O bağırsağı oradan kesiyoruz. Ve bağırsağı transpoze ediyor. Daha doğrusu onu alıp yukarı mideye kadar veya ameliyatın çeşidine göre veya 12 parmak bağırsağına kadar götürüp onu ağızlaştırıyoruz. Oradan çıkan parçayı da aşağıya bağlıyoruz. Yani bağırsak pozisyonu, interpozisyon ya da bağırsak şeyi oluyor. Bağırsak taşınması oluyor. Yer değişmesi oluyor. Bunda neyi sağlıyoruz? Biraz önce dedik ki iyi hormonların ortaya çıkması için besin maddelerinin, gıdaların tam parçalanmadan oraya gelip uyarması gerekir. Ta aşağıda. Oraya gidene kadar besinler gidecek. Yani özelliğini yitirecek. Uyaramayacak artık. Çünkü artık o gıda olmaktan çıkıyor. Şimdi mideden inen besin maddeleri direkt yukarı çektiğimiz, iyi hormonun salgılandığı ileum dediğimiz ince bağırsaklara kadar geliyor ve direkt uyarıyor. Buluşturuyoruz onları. Buluşturuyor. Direkt geliyor. Ve hemen ne yapıyor? Hemen insülinin pompalanması sağlayan bütün aktiviteleri harekete getiriyor. GLP-1 dediğimiz iyi hormon var. Onun gibi bazı hormonlar. Bu hormon hemen hücreye gidiyor. Hey dostum geldim ben. Çabuk üret, üretiyor. Hücreler hey gidip yani tabii biraz işin tabii biraz şeyini anlattı söylüyorum ben. O zaman ne olur? Kötü hormonların etkilemesini engelliyor. Çünkü GLP yani şöyle glukokortikoid diye bir hormon var. Yani şöyle ben bilinçli olarak şey yaklaşmak istemiyorum. Yani şöyle, kötü hormonların yerleştiği yere bu hormon, iyi hormon yerleşince kötü hormona yer kalmıyor. Engelliyor. Bu sefer ne oldu? Bütün faktörler gelişti. İnsülin açığa çıkıyor, insülin direnci gidiyor, insülin daha fazla salgılanıyor. Şeker hastalığı diye bir şey kalmıyor demeyeyim de. Ama şeker hastalığının ortaya çıkmasını engelliyor. Ve bu ömür, daha doğrusu şöyle, uzun devam ediyor bu. Ha. Bunun yanında ne oldu? Bunun yani obezite ameliyatlarından birazcık farklarına bahsediyor. Obezite ameliyatlarının yapılış amacı, ha bu ara söyleyeyim, iyi hormonlar bu aktiviteler yaptığı gibi tokluk yaratıyor insanda. Yani yemek mideden indi, ince bağırsağının son kısmı dediğimiz yeni okuma geldi, güzel hormonlar ortaya çıktı. Ama bu güzel hormonların bir diğer özelliği de tokluk yaratıyor. Tok hissediyor hasta kendisine. Yemekten birkaç sonra yetiyor. Baklava da yiyebilir ameliyattan sonra bu hasta. Ama normal hasta 5 tane baklava yerken kendisi yarım tane, bir taneyle doyduğunu hissediyor. Artık yemeğe ihtiyacı hissetmiyor. Vücut otomatikman kendini ona göre ayarlıyor. Bir de obezite ameliyatlarında hani gastrik bypass diyoruz ya, bypass demek bypass etmek demek, yani devre dışı bırakmak. Bunda devre dışı diye bırakma yok. Çünkü devre dışı bırakılan bağırsaklar devre dışı bırakılan bağırsaklardan emilmesi gerekirken emilmiyor. Oradan eminim problemi olduğu için bazı vitamin, demir, kalsiyum vesaire gibi şeylerin eminim obezitede bozulabiliyor ama bu şeyde bozulmuyor. Bunun bir başka özelliği de şu, hormonallar devreye girdiği için metabolik cerrahi ameliyatından sonra genelde hasta kiloluysa fazla kilosunu veriyor. Ama kilosunu tekrar geri almıyor. Vücut ona göre kontrol ediyor. Bağırsakların bu bağlantıları nedeniyle. Obezite ameliyatlarına gelince, obezite ameliyatları çok çeşitli obezite ameliyatlar var. Fakat genelde günümüzde en güncel, en böyle çok konuşulan genelde iki tane belirgin ameliyat var. Bir tanesi tüp mide, hemen hemen artık her yerde yapılıyor. Yani küçük hastanelerde bile. O kadar değil ama genelde yaygınlaştı. Yapılması çok zor bir şey değil, kolay bir ameliyat. Bir de bypass, gastrik bypass. Ben 10 yıldan beri gastrik bypass yapıyorum.
Diyarbakır'da Güneydoğu Anadolu bölgesinin obezite merkezini ben kurdum. Sayısız derecede ameliyat yaptık ve hepsi ve bypass'la başladım. Bypass ameliyatı yapmak, tüp mide ameliyatının yapmanın 2-3 katı kadar daha zor ve komplike bir ameliyat. 10 yıldan beri yapıyorum. Tüp midede, mide biraz önce konuştuk. Çok dar, dar değil de yani mesela mide 60-70 santimetre küplüğe kadar indiriliyor. Yani hasta bu kadar beslenebilir. Gastrik bypass'ta midenin bir kısmında üstte bir poş, bir yuvacık oluşturuyor. 30-40 santimetre küp. 30-40 santimetre küp. Bu kadar. Fakat bu ameliyatlardan sonra, ameliyatlardan 4-5 yıl sonra yapılan araştırmalar, bütün koagülerde bunu bas bas bağırıyorlar. Maalesef bu hastaların %35-40'ı tekrar kilo alıyorlar. Yani o tüp dediğimiz yani tüp midenin tüpü genişliyor. Zaman içinde genişliyor. Evet. O poş, midedeki poş da maalesef zaman içinde geliyor ve kilo alıyorlar. Ha. Bunlar obez ameliyatları, şeker obez ameliyatlarından sonra şeker gider, tansiyon gider, işte yağ asitleri gider vesaire. Okey. Ama eğer tek alırlarsa kiloya bağlı olduklarından dolayı maalesef kilo alımıyla birlikte tekrar gelişiyor. Obezite ameliyatı özellikle bypass ve gibi ameliyatlarda bağırsak emilim problemi olur. Metabolik ameliyatta bağırsak emilim problemi olmuyor. Metabolik ameliyat, ha bir de bir şey, çok önemli bir şey var. Tüp mide ameliyatlarında ve gastrik bypass ameliyatlarında dar ve küçük kaldığı için mide hasta ameliyattan sonra bir ay boyunca sulu gıda almak zorundadır. Berrak sulu gıda almak zorundadır. Tıkanır. Yani yutamadığını hisseder. Ama bu ameliyatlar tüpü bol bıraktığımız için rahat yemek yiyebiliyor. Ameliyattan 4 gün sonra, 4-5 gün sonra hasta normal yemek yiyebilir hale geliyor. Fazla yedi. Vücut ishal şeklinde onu dengeliyor ve kilo almıyor. Ama onlarda böyle bir risk var. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz Ahmet Bey bize verdiğiniz bilgiler için ama estağfurullah, ben teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz, kameranız bu. Özellikle şeker hastaları bağlamında bizi izleyenler için söylüyorum. Buyurun onlara 2-3 cümle. Biliyorum siz bilim adamısınız. Öyle biz çok konuşmayız, çok biz fiiliyata bakarız dersiniz ama birkaç cümleyle belki bir şeyler yani söylemek istersiniz. Yani söyleyebileceğim şey, bütün hastalarımıza, halkımıza, herkese, kendimize, ailemize, sağlık dünyanın en değerli şeyi. Yani sağlıklı yaşamak bizim kendi bedenimize olan borcumuzdur. Sağlıklı yaşamak için elimizden gelen her türlü şey yapmak durumundayız. Önemli olan bu hastalığa yakalanmamak, sağlıklı yaşamak, mümkün olduğu kadar hareketli, aktif yaşamak, stresten uzaklaşmaya çalışmak ve asla kilo almamak. Asla kilo almamak. Kilo alanların mümkün olduğu kadar kilo vermek, hastalığa yakalanmak. Şöyle bir şey, tek şey bu. Ama hasta yakalanmışsa ve gerçekten şekeri kontrol altında değilse ve hayatını sağlıklı idame ettirmek, yaşamak istiyorsa, her şeyi yemek istiyorsa, ilaçsız, insülinsiz yaşamak istiyorsa, gelsinler, buyursunlar. Hayır, ne diyeceğiz? Hay bu işi yapalım. Çok teşekkürler. Şöyle. Yani böyle bir tedavi şekli, formatı mevcut. Bu seçeneği kullanabilirler. Bu seçeneği kendileri karar verecekler. Hı-hı. Karar sadece kendilerinin. Hayat onların hayatı. Siz niye doktorlar bunun genellikle çekinirsiniz Ahmet Bey? Şimdi programın dışına çıkmış olmayalım ama. Estağfurullah. Son cümle zaten. Tabii. Yani böyle bir seçenek var, gelin kullanın demekten niye sakınırsınız? Şimdi bakın doktorlar? her insanın kendine göre bir aklı var. Kimsenin kimseye akıl vermeye ihtiyacı ama yok. Ama doktorun aklı şöyle, hayır şöyle. Bu bir sosyal konu. Her insan kendi sorumluluğunu iyi bilir. Yani yap demene gerek yok. Biz diyoruz iki tane seçeneğin var. İki tane yolun var. Bu yola gidersen böyle olacaksın. Bu yoldan gidersen böyle olursun. Bu yolun kendine göre riskleri, artıları, eksileri var. Bu yerken de hangisi ağır basar sen karar ver. Yolu bize düşerse umarım ve dilerim Allah'tan elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. En sağlıklı şeyi almaya çalışırız. Peki. Sağlıklar diliyorum herkese. Beni kabul ettiğiniz için ayrıca size çok teşekkür ederim. HRT'ye, sizler Ali Bey'e çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Operatör Doktor Sayın Ahmet Özdemir, Özel Doğu Akdeniz Hastanesi doktorlarından konuğumuzdu. Şeker hastalığını konuştuk. Hem bize o konuyla ilgili bilgiler verdi, hem de şeker hastalığının zararlarını belki de en minimize edecek bir cerrahi operasyondan söz etti bize. Kendisinde ifade ettiği gibi tabii seçeneği seçmek daha doğrusu siz de ama
Ahmet Özdemir Bey'le, Doktor Bey'le görüşmenizi en azından ben tavsiye ederim. O kadar güzel şeyler söyledi ki biraz daha konuşsak Ahmet Bey herhalde programı artık ben de ameliyat yapacak duruma geleceğim. O kadar sade anlattınız. Teşekkür ediyoruz efendim. Son bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ameliyat son çaredir. Evet. Ama insan hayatını programlamalı ve hayatın geleceğini düşünmeli. Kararı kendisi verecek. Ama ameliyat son çaredir. Hemen tırk diye gelsinler demiyoruz. Ama gelenler hoş gelir tabii ki. Peki iyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili seyirciler bugünlük bizden bu kadar. İyi akşamlar diliyoruz.